7 A2 B sayısının 45 ile bölümünden kalan 19 olduğuna göre bölümün en büyük değeri kaçtır diye soruyor. Biz A'yı ve B'yi keşfedeceğiz. Burada A'nın büyük olan değerini bulup ondan sonra 45 ile bölümünden elde eden bölüme bakacağız. Çünkü bölümün yüksek olması için bu sayının yani 7 A2 B'nin ne olması gerekiyor? Büyük olması gerekiyor. Tamam mı? Derdimiz o. Başlayalım çalışmaya. Bir kere 45 ile bölünebilmesi için sayımızın 5 ve 9'a bölünmesi gerekiyor. E, fakat ne demiş bize? Kalanı 19 olacak. Yani 45'e bölümde kalan 19. E, şunu yapman istiyorum. Bu 19'u 5'e böler misin? Bir kalanımız ne? Kalanımız 4. Peki 19'u yine 19'u 9'a böl. Kalanımız ne? 1. Yani bundan sonra şunu yapacağız. 5'e bölümde kalanı 4, 9'a bölümde kalanı da 1 yapmaya çalışacağız. Ve ilk önce kimden başlıyoruz biz? 5'e bölümden başlıyoruz. Sayının 5'e tam bölündüğünü düşünsek. B'nin yerine ya 0 gelecek ya da ne gelecek? 5 gelecek. Ama kalan 4 olsun istiyorsak o son basamakları ne yapmalıyız? 4 artırmalıyız. Yani 7A2 4, 7A2 9 olmalı. Yani bunlar işimiz bitti. Attık tamam mı? Ee, yani burayı bitirdik. Şimdi sırada ne var? Burası var. Peki. 9'a bölümde kalanı 1 yapmaya çalışıyoruz. Bak bir şey fark ettim. 7 ile 2'nin toplamı direkt 9 bunu çöpe at. Şurada da var bak. Bunların toplamı 9 çöpe at. Bir de 9'un kendisine çöpe at. Şimdi bundan sonra da şunu yap. A ile 4'ü topladığın zaman 9'un katını ne geçmesi lazım? 1 geçmesi lazım. 5 olsa tam 9'un katı olur. Demek ki A'nın değeri ne olmalıdır? Buradan bir bakıyorum. 5 olsa evet 6 olması gerekir. Burada da A'nın değeri zaten direkt ne olmalı? 1 olmalı. Bundan başka da değer yok. Çünkü bunları 9'ar artırdığımızda elde ettiğimiz sayılar rakam olmayacak artık. Demek ki ne yapacağız biz? 7624'ü 45'e böleceğiz. 7624 45'e bölelim bakalım. Kaç kere var? 1 kere 45. Aşağı ne indi buradan? 1, 3, şu 2 indik 312. 6 kere var. 6 kere 270 yapar. Bunu çıkarttık. 2 buradan indi. Şimdi buradan 11'den 7 çıktı. 4. Şu 4'ü de aşağı indirdik. Kaç kere var acaba? 9 kere. Çünkü çok yaklaş. 424 ile 45 10'a yakın yani. 9'u deneyeceğiz. 9 kere 5 45. Elde var 4. 36 ne yaptı burası? 405. Buradan inen sayıya bakalım. 14'ten 9 ve 1. Evet gerçekten 19. Yani işlem hatamız olmadığını görüyoruz. Bize sorulan en büyük bölüm olduğu için cevabımız ne gelmedir? 169 gelmedir. Tamam oldu bu. İkinci soruya geçtim. Diyor ki soruda en faktöriyel eksi n eksi 1 faktöriyel bunların kareleri farkı bölü n eksi 1'in küpü 216 ise n değeri kaçtır diye sormuş burada iki kare farkı var. İki kare farkı var. İki kare farkı olduğu zaman e, farklarıyla toplamların çarpımı şeklinde alacağız. Yani şu n faktöriyel eksi n eksi 1 faktöriyel sonra n faktöriyel artı n eksi bir faktöriyel. Bunu yazdım. Aşağıyı ben şimdilik yazmayacağım. Tamam sadece üst tarafı hallederim. Çünkü aşağıdaki kendi kendine en son sadeleştirmeye girecek bunlara baktığımda bak şu ikisine baktığımda hangisi bunların küçük olan n-1 faktöriyel yani demek ki ben n faktöriyel n-1 faktöriyel diye yazacağım burada da aynı şeyi yapacağım tamam peki bunu yazarsam ne olur bu n çarpı n-1 faktöriyel eksi n-1 faktöriyel duruyor yanında bu arada bu sorunun biraz işlemi uzuyor yapacak bir şey yok bak aynı şeyi burada da yaptım hızlı gidiyorken de atlamak da istemiyorum. Şimdi şurayı en eksi bir faktöre parantezine alacağım. Bu parantezden bahsediyorum. Şurayı aldığım zaman ne kaldı buradan? En eksi bir kaldı. Çarpı. Şurayı da yine en eksi bir faktöre parantezine alıyorum. Şurayı. Buradan da ne kalıyor? En artı bir kalıyor. Peki benim istediğim şey şu. En eksi bir ifadesinin küpü var ya burada. En eksi birin küpü. Burada n eksi birin küpü var. Bak şurada var. Şu faktörün içerisinde de var. O yüzden onları bir ayırayım oradan. Şuraya gelelim. Şu ilk ifadeyi n-1 çarpı n-2 faktöriyel diye yazdım. Bahsettiğim şey şurası. Sonrasında tekrar yanında n-1 var. Çarpı. Bu da yine n-1 çarpı n-2 faktöriyel. Ve yanında ne kaldı? n artı 1 kaldı. Tamam. Şimdi ben bunun altına artık n-1'in küpünü bir koyayım. Bu eşittir neymiş? 216'ymış. Gidenleri bir beraber görelim. Kimler gidiyor? Şu, şu ve şu. Bununla tamamen ne, no, no oldu? Sadeleşti işte gitti. Peki ne kaldı yukarıda? n-2 faktöriyel şurada var. Bir de şurada da var. O yüzden n-2 faktöriyelin karesi çarpı başka da bir de n artı 1'i görüyorum. En artı bir. Bu eşittir neymiş? 216'ymış. Şimdi bundan sonrası ne acaba ben şunu diyeceğim sana bu 216 altının küpüdür 6 6 6 bunu çok iyi bilmemiz lazım zaten küpe niye yöneldim diye sor çünkü burada bir şeyin karısı var burada da e, birinci bir şey var buradan küp gelmeli peki nasıl bir sayı seçmeliyiz acaba e, ben buranın 6 olduğunu bir düşüneyim şurası 6 olsa şurası 6 olsa enin değeri ne olmalı 5 olmalı Peki burada bir yerine koyabilir miyiz? 5'i burada yerine koyduğumuz zaman ne oldu burası? 3 yaptı. 3 faktöriyel kare çarpı zaten burası 6 idi. 3 faktöriyel kaç yapıyor? 6 altı yapıyor. 6'nın karesi çarpı 6. Evet. Gördün mü? Geldi. Demek ki en değeri neymiş? 6'ymış. Ha şimdi burada en'in değerini 6 versem 7 yapar. Burada öyle bir çarpan yok. 8 versen 9 yapar ama burasını bozar. Burada bir deneme işlemimiz şu ikisinde gerekiyor. Yoksa bu ifadeyi çözebilecek bir denklem sistemimiz şu an yok. Çünkü faktöriyel var burada. Hani n-2'nin karesi n artı 1 olsa belki üçüncü üzerinden bir şey deneyecektim ama bu mümkün değil. Geçiyoruz. Peki. Ee, x, a, b, c eleman z artı. Yani bunlar pozitif tam sayılarmış. Bir eşitlik vermiş. Sağlayan x'in en küçük değeri için a artı b artı c toplamı nedir diye sormuş. Benim aklıma gelen bunların yani en büyük değer nerede? Şurada. Görüyor musun? 5. Bunun şu biten sayısını, 13'ü görüyor musun burada? Bu 13'ü ne yapmam lazım? 5'in katına çevirmem lazım. Hangi sayı ekleyelim? 2'yi ekleyelim. Bir 2'yi deneyeceğiz. Artı 2 eklesek. Tabii artı 2 sadece buraya eklenmeyecek. Şuraya ekleyeceğiz, şuraya ekleyeceğiz. Buraya ekledik artı 2'yi. Buraya ekledik. Ve buraya ekledik. Bir bakalım yolunda gitti mi? Şimdi şurası ne oldu? 3A artı 9. Tamam. O 3'ün katı oldu. Burası 4B 4. Tamam 4'ün katı. Zaten burası da 5'in katıydı. Evet. Biz aradığımızı bulduk. Yani şunu yazacağız. X artı 2. Aslında şurası 3'ün bir katı çıktı. Onun yanındaki 4'ün bir katı. Ve en sağdakine de 5'in bir katı diyelim. Bunlara farklı harfler kullanıyorum. burası 3'e, 4'e, 5'e bölünen bir bölge. 3'e, 4'e, 5'e bölünen sayılar hangi olabilir? Hangi sayı ilk sayıdır? 60 sayısıdır. Çünkü bunu EKOK'u ek oku nedir? 60'tır. Bunu 60 alıyoruz. En küçük dediği için de 60'ta bırakıyorum. Çünkü aslında bura 120 ya 60'ın katları 180 diye nereye kadar uzar? Sonsuza kadar uzayabilir. Ama bizim almamız gereken değer nedir? 60'tır çünkü amacımız en küçük olana yönelmek. Peki o halde x artı 2, x artı 2 60 ise buradan x'i değerini elde ederiz. 58 elde ederiz. Burada sorun var mı? Yok. Şimdi adım adım biz x'i bulmaya gideceğiz. Şimdi x'in buradaki değeri ne olduğunu görüyorsun. 58 olduğunu görüyorsun. Bize abc sorulduğu için ne yapacağız? E, A'yı buradan çekelim. Bak A sayısı orada şu. İyi bak. 58 bu şimdi x'in değeri ya. Buradaki 7 bak şu 7 58'in yanına gidecek çıkacak ve tekrar 3'e böleceğiz. Buradan A'yı bulacağız. Tamam mı? Yani 58 eksi 7 bölü kaç oldu orası? 3. Buradan bir hesap yapalım. Buradan ne geldi? 51 bölü 3 17. A 17'ymiş. Peki aynı mantıktan. 58 Artı 6 bölü 4 diyeceğiz bu sefer. Buradan ne geldi? 16. Ve 58 eksi 13 bölü 5. Kaç geldi? Burası 45'i 5'e böldüm. 9 geldi. Bunların toplamı sorulduğu için sorumuzun cevabı ne geliyor? Şu ikisinden kaç oldu? 10, 20, 40, 33, 40, 2 geldi. Cevabımız nedir? 42'dir. Şunu işaretledik. Geçiyorum. Ne demiş? Ardışık 3 sayının karelerinin toplamı şeklinde yazılabilen sayılara aslı sayılar denir. Örneğin 14 sayısı ne demiş? 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi olarak yazılabiliyormuş. Aşağıdakilerden hangisi aslı sayısıdır diye sormuş bize. Ben anlayayım ardışık 3 sayının toplamı olarak yazılacak diyor. Şurayı görüyor musun? Şöyle bir gidelim. Mesela ilk sayımız 1. 1'in karesi 1. 2'nin karesi kaç? 4. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 80'li şeyler de var ya ben o yüzden biraz ilerleyeceğim. 36, 49. Sonra hangi sayı var? 64 ve 81'e kadar gideyim. Şimdi ben buradan ardışık 3 tanesinin toplamına hızlı bir bakayım. Mesela şunların toplamına baksam kaç yaptı burası 14. Zaten o örnekte verilmişti. Peki şunların toplamını ne yapar? 4, 9, 16'dan bahsediyorum. Orası kaç yaptı? 29. Şıklar şu an gözükmüyor. Şunların toplamını alalım bir de. Burası kaç yaptı? 20, 30. Evet 50 yaptı burası. Aa evet 50'yi de bulduk. Cevabımız neymiş? 50'ymiş. Yani bulamasaydık diğerlerine devam edecektim ama gerek de yok. Geçtim. Diyor ki yazılışındaki her bir rakamın toplamlarının yarısını tam olarak bölebilen sayılara JSC sayıları denir. Örneğin 24 sayısı JSC sayısıdır. Çünkü 24 2 artı 4 şeklinde yazılırsa 6 bölü 2 3 ve 24 sayısı 3'e tam bölünür diye açıklamış. Şimdi bir bakalım neyi kastediyor bu? Diyor ki yazınızdaki her bir rakamın toplamlarının yarısına tam olarak bölünebilen. Mesela bu 42'ye bir bakalım. 42 rakamları toplamı kaç? 6. Doğru mu? Doğru. 6'nın yarısı ne? 3. Eğer diyor bu 3 bunu bölüyorsa diyor. O zaman diyor bu ZZC sayısıdır. Yani bu uygun. Biz olmayanı arıyoruz. Bunun rakamları toplamı kaç yaptı? 5 artı 1. 6 yaptı. Bunun yarısı ne? 3 yaptı. Bu 3'e bölünüyor mu? Evet rakamlar toplamı 3'ün katı bu da bölünüyor. Geçiyorum. Bu rakamlar toplamı ne? 12. Yarısı ne? 6. 84 6'ya bölünüyor mu? Evet bölünüyor. Bu da olmadı. Bunun rakamlar toplamı 8. Yarısı ne? 4. Bu sayı 4'e bölünmüyor. Şu an cevap bu görünüyor. Şunu da bir hemen halledelim. Bunun rakamları toplamı geldi? 12. Bunun yarısı 6. Bu 6'ya bölünüyor mu? Onu anlayacağız şimdi. Bir bakalım. 6'ya bölünebilmesi için 2'ye ve 3'e bölünmesi lazım. 2'ye zaten bölünüyor. Sorun yok. 3'e de rakamlar toplamı 3'ün katı olduğu için bölünüyor. Evet. Bunu da ne yapıyoruz? İptal ediyoruz. Yani olmayan sayı, JSC sayısı olmayan buymuş. Geçiyoruz. A ve B arasında asal sayılardır. A çarpı B 280 olduğuna göre... Bu koşulları sağlayan kaç farklı AB ikilisi vardır diye sormuş. Şimdi şöyle yapacağım. 280 sayısını asal çarpanlarına bir ayıralım. Nedir o? 2'ye bölsem, 5'e bölsem 10'a bölmüş oldum. Geriye kaldı 28. 2'ye böldüm 14. 2'ye böldüm 7 ve 7'ye böldüm bitti. Yani ne oldu? 2 üzeri kaç? 3 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1 çıktı. Tamam, İhtimallerimizi yazalım. A B ihtimalimiz nedir diyelim? Ee, i̇lk önce şöyle olması lazım. Ya yani ikisinde ortak olan hiçbir çarpan bulunmamalı. Ya yani mesela buraya 2 üzeri 3 aldıysak burada 5 çarpı 7. Sonra buraya 2 üzeri 3 çarpı 5'i aldıysam buraya 7. Sonra 2 üzeri 3 çarpı 7'yi aldım buraya o zaman 5. Bir de ne biliyor musun? Buraya hepsini alırım. 2 üzeri 3 5 ve 7 buraya da o zaman ne kalır? 1 kalır. Şimdi burada gördüğümüz A ve B'ler kesinlikle nedir? Aralarında asaldır. Çünkü hiçbir ortak bölen bulundurmuyor. Ee, bu soruda şöyle ayrı bir durum var. Tartışılabilir belki ama AB ikilisi dediği için A ile B'nin kim olduğu önemli değil. Yani bunu sağlayan değerler 2'ye bölünse kaç tane durum oluşurdu dediği için cevabımız 4 tane olacak. Şimdi şu şu da düşünebilir. Ya bu A için alındı, B'ler için de alınırsa bundan 4 tane değil, 8 tane çıkar diye düşünebiliriz. Şimdi onun olabilmesi için şuraya sıralı ikilisi demesi lazım. Hatta şuraya sıralı ikilisi deseydi dediğin olurdu. Burada önemli olan sadece bu ikilinin solundaki ve sayındaki sayıların Farklı ve aranda asal olması olduğu için cevabımız nedir? 4'tür diyoruz. Geçiyorum. Evet bu soru 7, 3A, 3 basamaklı, 1A ve 4C, 2 basamaklı doğal sayılardır. 7 bölmüş işte bunu. 4C bölünmüş. Oradan sonra kalanımız da neymiş? 0'mış. Ee, bize C'nin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Şimdi bu soruyu şöyle rahat bir ortamda çözelim. 1A4C yazdım. 0. Peki. A'nın yerine hangi sayı gelebilir bir düşünelim. Mesela A'nın yerine 1 gelse 44. Bak 1 gelse düşüneceğim. 44 gelse buraya. Aşağı inen sayıya bir bakalım. Aşağı inen sayı kaç yaptı buradan? 9. 29 yaptı. Burası da daha var olacak. Yani o yüzden burası 1 olamaz. 2'yi koysak şurası 4 ile çarptığımız ama 48 yaptı. Yani şuraya gelecek sayı nasıl olmalı bir kere? Kesinlikle 200'ü bir sayı olmamak zorunda. O yüzden bunlar olamaz. Ben şunları geri sileceğim. 1 ve 2 olamaz. 3 desek 30'lu oldu aşağı inen sayı 40'lu bir sayı olamaz. 4 desek 56 yaptı aşağı inen sayı 56 20 değil de 10 16'dan daha büyük oldu. Daha sonra 14'ten daha büyük oldu. Olamaz. 5'i koyacağız. 5'i koyduğumuz zaman burası kaç yaptı? 60 yaptı. Aşağı inen sayı kaç oldu? Burası 13 oldu. Evet bu olabilir. Evet 13'ü burada ne yapacağız? Alabiliriz. Peki bir deneyelim. bunu arkasını getirmek zorundayız. Acaba e, tam bölünecek mi? Onu da bir kurtarmamız lazım. Peki buraya ben 5'i koyduğum zaman burası 5 oldu mu? Oldu. Buraya 5 indi. Peki 135'te 15 kaç kere var? 9 kere var. Bunun yerine 9 gelecek. 9'u koyduğumuz zaman burası kaç yaptı? 45, 4, evet 135 yaptı. Dediğim gibi soru biraz sıkıntılı. Yani A'nın değeri ilk olarak 5 olabilir. Şimdi hızlıca devam edeceğim. Peki 6 olabilir mi? Çünkü 5 artık oldu ya. 6'yı koyalım bir de. 4 ile çarptık. Burası kaç yaptı? 64. Çıkarttım. Buradan inen sayı nedir? 96. 96. 6 kere 96. Aynen oldu. Ne yapabiliriz? A'yı. Gerçi bize neyi soruyordu bu soru? Onu bir anlamaya çalışıyorum. Bize C'yi soruyordu. Tamam. C de sıkıntı yok. A6 olabiliyor. C'de ne oluyor bu durumda? 6 olabiliyor. Bu ikinci C değerimiz. Peki başka 737 olur mu? Ona bir bakalım. 17 yapacağız bu sefer. E, kaç kere var? 4 kere desek şuradan aşağı inense 68. Burada ne oldu? 5 7 yaptı. Evet. 57'ye diye. 57 17'ye 17 bölünmez. Bu mümkün değil. 73 8'i deneyeceğiz. 18. Peki kaç kere var? 4 kere desek. Buraya 72 indi. Çıkarttık. Buradan inen sayı 18. Evet. Bu da olabiliyor. Bak. C'nin değeri 1 de olabiliyormuş. Tam bölündü çünkü. Bir ihtimal daha var da. Bir bakalım. 739'u 19'a bölsek. 4 kere kaç yaptı? Şurası. 36 elde var. 3, 76 oldu geçti. Bu da olmaz. Yani C'nin alacağı değerler kimlermiş? 9, 6 ve 1'miş. Bunlar da başka değer almıyor. Toplamını soruyor. Cevabımız ne geldi? Buradan 16 geldi. Yani açıkçası dediğim gibi denememiz gerekiyor. Ama ta 1, 2, 3, 4'ün olmayacağını da görmemiz gerekiyor. Yoksa soru çok uzayacak. Geçtik toplamının 16 ile bölümünden ne diyor kalan kaçtır Şimdi 16 ile bölümünden kalanı bulmamız gerekiyor ama bulmayacağız tabii ki. Ne yapacağız biz? 16'ya ilk hangi sayı bölünüyor onu anlamamız gerekiyor. 16 için 16'da kaç tane 2 var? Tam 4 tane 2 var. Hangi faktöriyelde 4 tane 2 vardır? Onu keşfetmemiz lazım. Bir kere 4 faktöriye baktığımız zaman 4 faktöriyelde 4 3 2 diyelim. Burada 2 tane var. Burada bir tane var. Bu yetmez. Demek ki 4 faktöriyel ilk olarak bölünen sayı değil. 5 faktöriyel desen bu da zaten bunun önüne 5 çarpanı gelecek. Yani 5 2 2 3 2. Bu da olmaz. Demek ki ilk bölünen sayı 6 faktöriyel gibi duruyor. Çünkü 6'da bir tane ne var? 2 var. Yani 2 3 burası şu an 6 5 4 faktöriyelde neydi? 2 2. 3, 2, 7. Şu an bak 1, 2, 3, 4 tane 2'miz var. Yani 6 faktöriyel ilk bölünen sayı. O halde şuradaki 6 faktöriyelden sonraki bütün sayılar artık 16'ya tam bölünecek. Tamam. Peki burada e, şunların toplamı ne? Burada bir 5 faktöriyelimiz var bu arada. O bölünmedi. Bunu da almamız lazım. 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24 ve 5 faktöriyel 120 yaptı. Bunların toplamı 154 yaptı. 154'ü 16'ya bir bölelim bakalım ne çıkacak. 9 kere 144. Evet aşağıda ne kaldı? 10 kaldı. Cevabımız ne gelmeli? 10 gelmeli. Peki. A ve B birbirinden farklı asal sayılardır demiş. Böyle bir şey yapmış. 3C olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır? Burada şeyi dikkat ettim mi? C için tam sayıdır diye bir cümle yok ortalıkta. Yani biz A'ya ve B'ye mümkün olan en küçükleri verirsek soru çözülmüş olacak zaten. O açıdan ben A'ya 2 vereceğim. A'ya 2 veriyorum. B'ye de 3 vereceğim. En küçük asalları veriyorum. Bu durumda 5 2 artı 3 Şurada ne kaldı? 3C Ne yaptı burası? 6 Şurası 5 kere 5. 25. 25 bölü çıktı. C sayısı neymiş? 25 bölü 3'müş. Bize sorulan neydi? A artı B artı C'ydi. Şunları soruyor. O halde cevabımız 2 artı 3 artı 25 bölü 3 dersek burasını çarptığımız zaman burada aslında kaç var? 5 var. 3 kere 5 15. 15 oradan. Yukarıda 25 var. Bölü 3. Yani ne geliyor cevap? 40 bölü 3 geliyormuş. Nerede? Evet Edirne'de geldi cevabımız. Geçiyorum. Soruda ne diyor? Boyutları 5 santim, 8 santim, 10 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki 1500 tane tuğladan en büyük boyutlu bir küp yapılıyor. Buna göre kaç tuğla artar diye sormuş. burada bizim yapmamız gereken en küçük küp için boyut ne? O yüzden 5, 8 ve 10'un neyini bulacağız? ekokunu bulacağız. 5, 8 ve 10'un ekokunu bir bulalım bakalım. Şu yan çizgiyi çizelim. İlk olarak neye bölünür bunlar? 5'e bölsek şurada 1, bu bölünmez. Burada 2 kalır. 2'ye bölsek bu bölündü 4. Sonra 2'ye böldük. Bu bir kere daha 2'ye böldük. Bu tamam bitti. Buraya baktığımız zaman elde ettiğimiz değer de 8 kere 5'ten 40'tır. Oldu mu? Oldu. Ee, şimdi ben Şöyle düşüneceğim. Bu en küçük boyut ama şimdi olayı tam anlayabilmek için ne yaptığımızı bir görelim. Şöyle çok büyük bir küp elde etmek derdindeyiz. Daha doğrusu elimizdeki bütün e, neleri kullanmamız gerekiyor? Dikdörtgenler pizmasını kullanmamız gerekiyor. 1500 tane var bu arada. Tabi bazıları artacak. Bu artan kaç tane onu soruyor. Şöyle bir küp çiziyorum. Tam becerebilirsem. Tamam. 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey. Ee, benim elimdeki benim elimdeki bu 40'ın anlamı elde edebileceğim en küçük küpün boyutu. Yani şöyle bir yapıdan bahsediyoruz. Burada ne var? Bir tane küp var. Ve ben onu ne buldum biraz önce? 40 buldum. Yani her ayrıta 40 buldum. Burası da 40. Burası da 40. Hatta şurası da nedir? 40 buldum. Ama bu yeterli değil çünkü elimizde çok tuğla var. Ee, tuğla mıydı o? tuğla diye düşündüm. Evet tuğla. bunu hepsini kullanabilerek daha büyük bir küp yaratmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Bu bize şunu söylüyor. Yani elde ettiğimiz büyük bu küp yapı aslında ne olmalı? Her ayrıtı 40'ın katı olmalı. Bunu anladık. Bunu bir yazayım. Sonra ben bu küçük şeyi oluştururken daha küçük bir ne kullanmıştım? Şurada. 5, 8, 10 santim boyutlu e, dikdörtgenler prizmasını kullanmıştım. E, o yüzden en büyük küpün hacmini yazıyorum. Sonra elimizdeki en küçük kimdi o? Boyutları 5 santim, 8 santim, 10 santim olan dikdörtgenler prizması. Onun hacmini buraya yazacağım. 5 çarpı 8 çarpı 10. Ve biz bu değeri ne yaklaştırmaya çalışacağız? 1500'e geçmeyeceğiz ama çünkü elimizde o kadar tuğla yok. Evet hemen yapalım. Bakalım bak şu ikisi 40 etti bu gitti. Sonra bununla da bu gitti. Burada ne kaldı? 4 kaldı. Kalan sayı şu oldu. Seyret. Burada 160'ı görüyorum. 160 bir de ne var? var. K küp var. K'nın yerine değerler vererek 1500'e yaklaşmaya çalışmamız gerekiyor. Acaba hangi sayıları versek? Şimdi K'nın yerine 1 versek. Çok az gelir. Yani e, biz en çok sayıda kullanmamız gerekiyor. K'nın yerine 2 versek 8 yaptı. Burası kaç çıktı? E, 8 ile bunu çarptığımız zaman 1280 geldi. Bu sayı kayda değer. Yani buradan gidebiliriz. K'nın yerine 3 koysak ne oldu? 160 ile 27'yi çarpacağız. Bu bizim elimizdeki sayıyı geçer. Yani 1500 tane tuğlayı geçer. Demek ki bizim kullanabileceğimiz en çok Temizdeki tuğlalara göre budur. O halde artanı sorduğu için ne yapmamız gerekecek? 1500'den 1280'i atmamız gerekiyor. Çıkarttığımız zaman elde ettiğimiz sayı kaç geliyor? 0, 10'dan 2 çıktı 2, 4'ten 2 çıktı 220. 220 tanesi ne yaparmış? Artarmış. E şıkkı. Geçtim. Bir asker 4 günde bir nöbet tutmaktadır. 15. nöbetini salı günü tuttuğuna göre 5. nöbetini hangi gün Tutar demiş. Ee, şöyle bir durum. Şurada 15. nöbeti var. Hangi gün tutuyor bunu? Salı günü tutuyor. Bizim geriye gitmemiz gerekiyor. Ta ne yapacağız? 5. nöbetine gitmemiz gerekiyor. Ve bunun hangi gün olduğunu merak ediyoruz. Tamam mı? Şimdi bu arada 10 nöbet var. 10 nöbet geriye gitmemiz lazım. Peki her nöbet 4 günde bir olduğuna göre 40 gün geriye gitmemiz lazım. 40 gün geriye. 47'ye bölelim. 5 kere 7. 35. Kalanımız ne oldu? 5. Yani 5 gün geriye gideceğiz. 5 gün geriye gideceğin şunu da yapabilirsin. Bunun dengi 2 gün ileri gitsen de aynı şeyi bulursun. 2 gün ilerisi ne? Salı'nın 2 gün ilerisini düşün. Çarşamba, Perşembe olur. Cevabımız ne olmalı? Perşembe olmalı. Ceyhan işaretledik. A, B ve C doğal sayının 9 ile bölümünden kalan sırasıyla 7, 6 ve 2'dir. Buna göre B küp artı A, B, C sayısının 3 ile bölümünden kalan nedir diye sormuş. Şöyle yapalım. A sayısının 9 ile bölümünden kalan 7'dir diyor. Yani ben 9K artı 7 yazacağım. B'nin yerine 9K artı 6. C'nin yerine de 9K artı 2 yazıyorum. Çünkü sırasıyla bu kalanları veriyorsa 9'un katlarını bu şekilde geçmeli. Sonra şu söyleneni bir yazalım buraya bakarak. B küp diyor yani 9K, B küp diyor değil mi? 9K artı 6'nın buraya küpü gelecek. Evet. Sonra artı 9K artı 7. Sonra çarpı 9K artı 6 ve 9K artı 2 yazdım. Şimdi 3 ile bölünebilme ile ilgileneceğiz. E, ne yapalım biliyor musun? Burada 3 katlı olanların yerine 0 yazalım. Şimdi bunun 3'e bölümünde kalan 0, bunun da 0. O yüzden buradan 0'ın küpü geldi. Bak burası tam bölünüyor 0. Bunun 3'e bölümünde kalan nedir? 1. Buradan bir 1 geliyor. Şu tam bölünüyor 0, tam bölünüyor 0. Şurada bir 0 geliyor tam bölünüyor sıfır. Bu bölünmediği için zaten direkt 2 diye kalıyor. Ama yani bu sıfır zaten. Bir de şurada sıfırdan dolayı bu da sıfır oldu. Cevabımız ne çıktı? Sıfır çıktı. A şıkkı. 13. soruya geçiyorum. Bu soru güzel bir soru. 1xy bölü 3 1xy bölü 8 toplamının sonucunun bir pozitif tam sayı olduğu biliniyor diyor. Bu bize şunu söylüyor aslında. Öyle bir 3 basamaklı sayı var ki hem 3'e hem de 8'e bölünsün ki toplamı ne olsun? Bir tane tam sayı çıksın. Yani o anlamda hem 3'e hem de 8'e bölen bir sayı acaba kaça bölünür? O soruyu soruyoruz kendimize. O ne yapacağız? 3 ve 8'in ekokunu alacağız. O da ne çıkar? 24 çıkar. Yani bir sayının 24'e bölündüğünü biliyoruz. Peki 24'e bölünüp de yüzlü olan bir sayı nedir? 24'ün katlarını düşündüğün zaman 24'ün Şöyle yazalım. 5 katı, 4 katı 96 yapar. Olmaz. 5 katı ne yapar? 120 yapar. Yani bu 1 x y sayısının ilk hali neymiş? 120'ymiş. Onu şuraya yazdım. Bundan sonrası ne biliyor musun? 24'e bölündüğü kesin ya. Hep 24 ekleyeceğiz. 24 ekledik buraya ne yaptı? 144. 24 ekledik. 168. 24 daha ekleyelim. 192 yaptı. İşte şuradaki yani şu son bir basamak bizim x'ye sayılarımız ya. Soru bize bunların toplamını soruyor. Topladığımız zaman ne elde ediyoruz? hesap yapalım. 20, 64, 120, 132. Evet 224 geldi. Cevap 224 olacak. D işaret dedik. 14. soru 2017'nin karesi artı 2, 2 çarpı 2017 artı bir sayısının ne diyor? 9'a bölümde kalan nedir diye sormuş. Bu iki şekilde yapılabilir. Birincisi şöyle yapabiliriz. Bu ifade aslında 2017 artı 1'in tam karesidir. Çünkü bak birincinin karesi, birinci ikinci cevabının iki katı ve artı 1. Yani 2018'in ne diyeceğiz? Karesiymiş. Peki şimdi içerisinin 9'a bölümünde kalanını bir hesaplayalım. Rakamları topladık. Zaten şunlar gördüm. 9 yaptı. 2 kaldı. 2'nin karesi. Buradan da cevap ne gelir? 4 gelir. Bu birinci yol. Diyelim ki sen bunu göremedin. Hani tam kareyi göremedin. O zaman şöyle yapacaksın. 2017'nin karesi artı 2 çarpı 2017. Yazacağım tekrar. Biraz bekle. burada tabana bakacağız. Şu ikisi ne yaptı? 9 yaptı. Attık çöpe 1 kaldı. Toplamda 1'in karesi geliyor buradan. Sonra şuradan 2 çarpı burası neydi? Demin de söyledik 1'di. 1 ve artı 1. Ne geldi toplamı değeri? Yine 4 geldi. Cevabımız C'ye almış. 15. sorudayım. Bir faktöriyel sorusu var. Ee, bu soruda basit bir soru. Şöyle ki e, burası zaten ne kalır? 1 bir faktöriyel 1'e böldük 1 yaptım. 2 i̇ki faktöriyel 2'ye 1 faktöriyel'e böldük 2. Şimdi burası 3 faktöriyel 2 faktöriyel'e böldük 3. 4 diye gidiyor. En sonunda en faktörü en eksisi 1 faktörü yapabilirsek en kalır. Bu neymiş? 105'miş. Sol taraf Gauss'tan neye eşit? En çarpı en artı 1 bölü 2. En temel bilmemiz gereken formüllerden biri bu. 1'den n'e kadar sayılan toplamı buydu. 105. Karşıya atalım 2'yi. En çarpı en artı 1'ine geldi. 210 geldi. Şimdi bunların ardışık sayı olduğu için şey düşüneceğim hangi sayının karesi 210'a yakın 15 gibi ama 15 olsa 225 yapar. O zaman biri 14, biri de 15 yapmalı ama bunu hemen test edelim 14 ile 15'in gerçekten 210 mu? Hani hata yapmamak için yapıyoruz bunu. Buradan 70 geldi, buradan da 14 geldi. Topladık. Evet cevap 210. Yani enin değeri sorul için cevabımız ne olmalıdır? 14 olmalıdır dedik. Peki. 16. sorudayız. Ne diyor 16. soru? A7 5 AB 5 basamaklı sayısı 99 ile tam bölünüyorsa A artı B toplamı kaç olur diye sormuş. Burada 99'u incelemeye alacağım ama bunların içerisinde hangi çarpanlar var? 9'la 11 var. Kimden başlasak? Kimden başlasak ona karar vermemiz gerekiyor rakamlar toplamına bakalım. 2A var. Sonra artı ne var? B var. Sonra 75 daha 12. Bunun ne olması gerekiyor? 9'un katı olması gerekiyor. Evet. Şimdi şurası 12 ya. Bu 12'nin 9'a bölümünden kalanı kaçtır? 3'tür. O zaman şöyle diyebilirim aslında. 2A artı B artı 3 eşittir. Ne olmalı? 9'un katı olmalı. Bundan sonrası ne? şu olabilir mi? 9'un katı olabilmesi için buranın kaç yapması gerekiyor? Buranın 6 ya da e, bakalım kaç? 9 ekleyelim buna 15. 9 ekle 24. 9 ekle 33. 33 olur mu? Mesela A ile B 9, 9 olsa bile burası 27 yapar. 33 zaten olmaz. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi biz 9'u inceledik. Bir de şeyi inceleyelim. 11'e bölünebilmeyi inceleyelim. O yüzden sayıyı tekrar yazacağım. Şöyle ya. Neydi 11'e bölünebilme kuralı? Sağdan itibaren artı, eksi, artı, eksi, artı dedim. Sonra artıları bir toplayalım. A artı, B artı 5. Eksileri de şöyle yazalım. Evet, eksiler eksi A, eksi 7 yaptı. Bunun ne olması lazım? 11'in bir katı yapması lazım. 11'in bir katı. Ama K demeyelim ona. 11M diyelim. A'lar zaten gidiyor. Buradan ne kaldı? B-2 11M oldu. Şimdi bu 11M ne? 0 olabilir bu. Eksi 11 olabilir. Artı 11 olabilir ama eksi 11 olabilmesi için B eksi sayılmalı. Bu olamaz. 0 olması için B'nin kaç olması lazım? 2 olması lazım. Bu olur. 11 olması için A'nın 13 olması lazım. Bu da olamaz. Evet cevabımız yani B'nin değeri ne geldi? 2 geldi. Biz gideceğiz şimdi burada B'nin değerini 2 koyacağız. 2 koyalım. B 2 yazdığımız zaman ne elde ettik? 2A artı 2 eşittir. 6. A ne geldi buradan? 4. A 2 geldi. Peki. Şurada yerine yazarsak. E, bu mümkün değil. Çünkü hani bu B 2 ya. Artık burası kesinlikle ne olmalıdır? 2A'dan dolayı çift olmalıdır. Yani bunun değeri 15 edemez. Ha, ne yapabilir? 24 yapabilirim. Ona bakalım. 2A artı 2. 24. Buradan ne elde ettik? 2A. Kaç çıktı? 22. A da buradan 11 geldi. Bu da mümkün değil. Demek ki A'nın değeri kesinlikle ne olmalıdır? 2 olmalıdır. Bize A artı B'yi sorduğu için soru. Cevabımız nedir? 4'tür diyoruz. Pekala. Evet bu testte burada ne yaptık? Bitirmiş olduk. Bir sonraki profesyonel testinde görüşeceğiz. Kendine şimdilik iyi bak.